Ama çok zorlandığım, bu işi çözmeye çalışırken nasıl yapacağım dediğim, yani önümde bir örnek yok. Bir baba figürüyle büyümediğim için işte neyi emsal almalıyım, neyin üzerinden kendime bir rota çizmeliyim, neyi yapmalıyım ya da yapmamalıyım, nasıl olacak bunu bilemiyordum açıkçası. Oralarda çok zorlandım. Evet, doğru. Melis çok yardımcı oldu bana. Evet, ne Yani güzel. Aferin, çok helal yardımcı olsun. oldu. Yani birlikteliğimizde de, birlikteliğimizden sonraki dönemde de bunun, yani dertlendiğim şeylerle ilgili abartmamam gerektiğini, yani bunların doğal Seni hayatın akışında sakinleştirme olduğu noktasında. filan. Ya adayla ilgili de, ilişkimizde de, Ne loko. keza kendisinden de dönüşler iyi oluyor. O yüzden sonra biraz daha rahatladım. Zaman geçtikçe, bu sisteme oturunca, yani çünkü o boşanma evresinde aman hiçbir şey eksik kalmasın, aman yalnız kaldığını Evet, çok hissetmesin özenli bir adamsın gibi, oralardan da gerçekten. çok, yani orası beni çok, yani Evet. oraya tutmaya çalışmak yorucu da bir şey oluyor. Haklısın. Oralarda zorlandım mesela, ama bugün geldiği noktadan çok mutluyum. Kızım ilkokul 1'e başladı. Ne diyorsun? Yani evet, annesiyle gittik okula ilk günü falan, biz böyle aşırı iki yengeç böyle, Gözler yani yaşlı. ben böyle mizahla atmaya çalışıyorum, şakalar Aynı yapıyorum. Ali'sin ya, oğlum. Melis de böyle sağa sola bakıyor falan. Ya. Adayı biz böyle öğretmenine verirken dedik, yani vedalaşma bekliyoruz falan. Ada görüşürüz dedi, öğretmenim tuttu ve gitti. Aşkı. Hiç oralı olmadı. Akşam çok mutlu bir şekilde eve geldi falan. Yani iş buraya geldiği için çok mutluyum Zaten açıkçası. ben hep söylüyorum, okullardaki oryantasyonlar aslında bizim gibi veliler için. Çocukların bir Kesin. problemi yok Ya oryantasyon. kesinlikle. Ya ilk başta bu boşanmanın yeni olduğu dönemde Melis'le pedagoğa gittik, yani hani Ne bir yapacağız? şeyi atlamayalım, hani bu nasıl ilerleyecek diye. Anlattık. Hanımefendi dedi ki, yani çocuğunuz çok tatlı. Siz kendinizle ilgili sorunlarınızı ne olur halledin.